Arkadaşlar merhaba, kanalım Çaredo'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Netflix'in yeni filmi, Zack Snyder'ın yeni filmi Army of the Dead, yani Ölüler Ordusu'nu spoiler içermeden inceleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar değineceğiz. Öncelikle bakalım, filmimiz bir zombi filmi ama klasik bir zombi filmi değil. Filmin yönetmeni, senaristi, görüntü yönetmeni, hatta kameramanı Zack Snyder. Bu film öncesi biraz daha sahalara inmek istiyorum. Amatör yıllarımdaki gibi hareket etmek istiyorum demişti. Bunu da yapmış. Her yanına filmin kendini atamış ki sette kendine sandalye yasağı koymuş. Yani herhangi bir yönetmen sandalyesi getirmemiş. Oyuncuların herkesin sandalyesi varken kendisinde olmamış. Böylece sürekli hareket halinde ve aksiyon halinde olmuş. Oldukça da başarılı bir iş çıkarmış. Hatta filmde küçük bir de kameosu varmış. Kendisi bir yerlerde gözüküyormuş ama ben açıkçası göremedim. Birkaç defa izleyip belki de bulmak lazım. İlla ki birileri bulacaktır internette. Screenshot atacaktır. Onu da göreceğiz elbette ki ama ben göremedim. Yönetmenimizin ilk zombi filmi bu değil. Hatta ilk uzun metraj filmi, ilk büyük bütçeli filmi Dawn of the Dead. Bir zombi filmi. Cesar Romero'nun 1970'lerde tam olarak tarihini şimdi bilemeyeceğim. Çektiği bir filmin yeniden uyarlaması. Zaten ilk süksesini de öyle yapmıştı. Onun arkasından 300 gelmişti vesaire diye ilerlemişti kariyeri. İlk olarak yani zombi janrasıyla sinemaya giriş yapmıştı. Yıllarca çizgi roman uyarlamaları yaptıktan sonra, arada birkaç tane animasyon, farklı Sucker Punch gibi işten sonra tekrardan zombi janrasına dönüş yapmış oldu. Ancak dediğim gibi filmimiz klasik bir zombi filmi değil. İçin içinde soygun var, aksiyon var. Yani gerilim ve korku öğeleri çok daha az aslında bir zombi filmine göre. Beklenenin dışında bir iş çıkarmış. Buna kötü yönde bakabilirsiniz. Hani beklentiniz bir zombi filminden farklı bir şeyse kötü yönde bakabilirsiniz. Eğer farklı bir şey gördüğünüz için seviniyorsanız iyi yönüne de bakabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi kararınıza kalmış diye düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Bu film bir evren kurma filmi. Biliyorsunuz Netflix bunun üzerine büyük bir yatırım yapıyor. İşte öncesini anlatan film şu an artık bitiş aşamasında, çekimleri vesairesi bitti, post production'a girdi. Önümüzdeki birkaç ay sonra çıkacak diye biliyorum. Bunun yanı sıra anime serisi hazırlanıyor. Belki devamı çekilecek vesaire. Birçok açık kapı, yani birçok kapı açan bir film aslında hikaye. Netflix burada büyük bir evren kurmak peşinde. Onunla ilgili de bazı şeylere değineceğim çok spoiler vermeden. Dediğim gibi film çok fazla şeye çünkü kapı açıyor ve hani filmde çok böyle kısa kısa gördüğüm şeyler kesinlikle bir zaten 51. bölge, araya 51 göndermesinden uzaylı bağlantısını anlıyoruz. Muhtemelen filmdeki zombilerin orijini de belki bir uzaylı insan melezi yaratmaya çalıştılar. Belki uzaylılardan bulaşan bir virüs. Tam olarak sebebini bilmiyoruz. O kısım aydınlatılmıyor filmde ama bir uzaylı göndermesinin olduğunu biliyoruz. Uzaylılarla ilgili bir şey çıkacağını tahmin ediyoruz. Filmin bir yerinde çok kısa robotları yakaladım. Robotik bir şeyler dönecek belki de. Bunun yanı sıra zaman yolculuğu, da zamanda sıkışıp kalma. Filmdeki ana karakterlerden biri şu an ismi aklımda yok. Buraya görselini koyacağım. Aynı zamanda filmde felsefe mezunu oldu. Hatta dereceyle mezun olduğunu gösteriyorlar. Bu konuda doktorası vardı. Hatta yanlış hatırladım. PhD diye mi geçiyordu emin değilim. Şu an görsel olarak aklıma gelmiyor. O bir yerde bir zaman yolculuğu göndermesi yapıyor. Orada çok ilginç birkaç küçük anekdot var. Yani robotlar, uzaylılar, zaman yolculuğu, bilim kurgunun her türlüsü sanki içine yedirilmiş durumda ki bunun yanı sıra filmin başındaki diyalog, bunu spoiler'dan saymıyorum çünkü filmin ilk 15 dakikası hatırlarsanız bir hafta önce yayınlanmıştı, orada geçen bir konuşma. Orada mitolojiye, Kutsal Kadeh'e kadar göndermeler var ki Zack Snyder'ın Kutsal Kadeh ve Kral Arthur hikayesini çok sevdiğini, hatta şu an bir Kral Arthur filmi üzerine çalıştığını biliyoruz. Ama Netflix'e çeker ama Warner Bros'a çeker bilmiyorum, muhtemelen Netflix'te olur diye düşünüyorum. Yani bunların da yedirileceği, zaten işte dediğim gibi animeler ve öncesiyle birlikte daha fazlasının ortaya çıkacağı bir sinematik evren geliyor bize. Netflix'te buna olan güvenini göstermek adına önce filmi sinemalarda yayınladı. Akabinde kısıtlı da olsa sinemalarda yayınladı. Akabinde de kendi yayın platformunda tüm dünyada aynı anda yayınladı. Ve tüm internet, sosyal medyada, şurada burada her yerde de desteğini gösterdi ki buraya koyacağım. Umarım Army of the Dead'i beğenmişsinizdir. Siz sormadan söyleyelim. Bu Snyder Cut demeleri de yönetmene hiç karışmadıkları. Aksine sınırsız yetki ve sanatsal özgürlükle bırakarak evrenin kurmasını sağladıklarını gösteriyor. Sanırsam bir yönetmenin de en çok isteyeceği şeylerden biri de budur. Filmin oyuncuları üzerine çok fazla konuşmayacağım. Zaten çok fazla geniş bir oyuncu kadrosu var. Her karaktere yeterince süre verildiğini düşünüyorum. Kendi içerisindeki önem sırasına göre. Dave Bautista'yı da bir kere daha tebrik etmek lazım. Gerçekten
güreş kariyerinden gelip bu noktalara kadar gelmiş olması harika bir durum. Oyunculuğu çok üst düzeyde. Bunun yanı sıra Zack Snyder'ın filmlerinde her zaman küçük ufak roller edinen Samantha Wynne de bu filmde yine parlayan güzel öğelerden biri olmuş. Oyunculuğunu da takdir ettim. Zaten aksiyon olan yeteneği sorgulanmaz. Onlara şöyle kısa bir değinme gereği duydum ama tüm oyuncular, her biri gerçekten harika iş çıkarmışlar. Yine oyuncular demişken filmde helikopter pilotunu oynayacak olan Chris Delia'ydı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Daha sonra da bir skandala karıştığı için filmden çıkarıldı ve tüm sahnelerini Zack Snyder yeşil perde önünde Tig Notaro'yla bir kere daha çekmek zorunda kaldı ve filme yerleştirildi. Bazıları yerleştirmeyi başarısız bulduğunu falan söylemiş ama ben açıkçası böyle gözüme çarpan herhangi bir şey olmadı. Bilince elbette ki onun yeşil perdeyle oraya yerleştirildiğini söyleyebilirsiniz. Bu sonuçta saklanmayan medyayla paylaşılan bir bilgiydi ama açıkçası o bilgiyi bilmeseydim ben aradaki farkı anlamazdım. Gerçekten çok temiz bir şekilde Tig Notaro filme yerleştirilmiş ve oldukça da başarılı olmuş. Sadece birkaç sahnede şeyi yakaladım işte konuşmalarda normalde he dedikleri yerde daha sonradan kayıtla she olarak değiştirilmiş oyuncular muhtemelen access kaydına çağrıldılar. Additional recording dedikleri duruma çağırdılar ve orada he dedikleri cümleyi she olarak tekrardan kurmak zorunda kaldılar. Hani orada böyle ağız oynarken çok hafiften hissediliyor ama dediğim gibi bu bildiğimiz için açıkçası yakalayabildiğimiz şeyler. Onun dışında bence orada muazzam bir işçilik çıkarılmış. Oyuncular demişken de orada o kumarhanenin patronunun gönderdiği işte adamın tipinin tamamıyla Jeff Jones'a benzemesi, taktığı gözlük, taktığı şapka ve film içindeki hareketlerinin tesadüf olmadığını güzel bir gönderme mesajı olduğunu düşünüyorum. Zack Snyder'ı da buradan bir kere daha tebrik ediyorum. Filmin müziklerine çok kısa değineceğim. Filmin müzikleri Tom Holkenberg yine muazzam bir iş çıkarmış. Gerçekten filmin ritmiyle uyan hareketli müzikler yapmış. Dram sahnelerine de özel müzikler bestelemiş. Filmin müzikleriyle ilgili herhangi bir şikayetim yok. Aynı şekilde soundtrack seçimi de çok başarılı. Özellikle hani bu da yine piyasada paylaşılan bilgi olduğu için Zack Snyder'ın da kendi filmden önce söylediği bir bilgi olduğu için spoiler'a girmiyor. Zombi şarkısının kullanılması da Cranberries'in yine güzel bir detay olmuş. Kullanıldığı yere de çok uymuş. Yani filmle ilgili genel olarak görüşlerim bunlar. Ben filmi çok beğendim. Gerek animesi olsun, gerek öncesi olsun, gerek sonrasında çekilecek filmleri. İlla ki hepsini Zack Snyder çekmeyecek bu arada. Sadece yapımcılığını üstlenecek muhtemelen evrenin kurucusu olarak. Yine çekeceği filmler de olacaktır ama farklı yeteneklere de yol açabilecek bir evren kurması, işte onlara bir şans veriyor olması açısından güzel bir sinematik evren bizi bekliyor diye düşünüyorum. Sabırsızlıkla devam filmlerini, önceki filmleri, animeleri bekliyorum. Ve dediğim gibi ben beğendim. Ve son olarak söylemek istediğim hani en gözüme çarpan, en güzel şey Zeus karakteri zombilerin içerisindeki pelerini var, elinde mızrağı var, yüzünde maskesi var. Buna bir Zack Snyder imzası diyebiliriz bence. Buraya attığım görsellerden de anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. O da güzel bir ayrıntı olmuş ve yine filmde hani son kez böyle aklıma geldiğince değiniyorum ama hoşuma giden işte zombi kaplan, zombi atlar gibi değişik ufak tefek dokunuşlar da yine hoşuma giden detaylardı. Dediğim gibi ben filmi beğendim. Netflix'iniz varsa bir an önce oturun izleyin. Filmin hakkı aslında sinemada izlenmekmiş ama ne yazık ki ülkemizde şu an öyle bir şey söz konusu değil. Belki bir gün özel bir gösterim bir şey olur da izlersek sevinirim. Olur mu zaman gösterecek. Dediğim gibi ben filmi beğendim. Zack Snyder ve tüm ekibi tebrik ediyorum. Hepinize de izlemenizi tavsiye ediyorum. Siz de gördüklerinizi, beğendiğiniz şeyleri, beğenmediğiniz şeyleri lütfen yorumlarda belirtin diyorum. Kanala abone olun, videoyu paylaşın, bildirimleri açın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.